alemin ve ve fessalâm ala seyyidin Muhammedin ve ala ve sahbihi ezmuîn 8. rica. İhtiyalın alameti olan beyaz kıllar saçıma düştüğü bir zamanda gençliğin derin uykusunu daha ziyade kalınlaştıran harbi umuminin dağ dağları ve esaretimin çeşme çeşitlikleri ve sonra İstanbul'a geldiğin vakit ehemmiyetli bir şan ve şeref vaziyeti hatta halifeden, Şeyhülislam'dan, başkumandandan tut, ta medrese talebelerine kadar haddimden çok ziyade bir hüsnü teveccü ve iltifat gösterdikleri ziyette gençlik sarhoşluğu ve o vaziyetin verdiği haleti ruhiye o uykuyu o derece kalınlaştırmıştı ki adeta dünyayı daimi kendimi de tane dünyaya yapışmış bir vaziyete azibede görüyordum. İşte o zamanda İstanbul'un Beyazıt Zam mübarekine Ramazan-ı Şerif'te ihlaslı hafızları dinlemeye gittim. Kur'an-ı Müzüzül Beyan, semavi yüksek hitabı ile beşerin fenasını ve hayatın vefatını haber veren gayet kuvvetli bir surette küllü nefsin zaikatül meft fermanını Hafızların lisanı ile ilan etti. Kulağıma girip ta kalbimin içine yerleşip, O pek kalın gaflet ve uyku ve sarhoşluk tabakalarını parça parça etti. Camiden çıktım, daha çoktan beri başımda yerleşen, O eski uykunun sersemliği ile birkaç gün başımda bir fırtına, Dumanlı bir ateş ve pusulasını şaşırmış gemi gibi kendimi gördüm. Aynada satıma baktıkça beyaz kıllar bana diyorlar, dikkat et. İşte o beyaz kılların ihtariyle vaziyet tavazuh etti. Baktım ki çok güvendiğim ve ezvakına meftun olduğum yensik elveda diyor. Ve muhabbetiyle pek çok alakadar olduğum hayatı dünyeviye sönmeye başlıyor. Ve pek çok alakadar ve adeta aşık olduğum dünya bana uğurlar olsun deyip, misafirhaneden cide zehimi ihtar ediyor. Kendisi de Allah'ı ısmarladık deyip o da gitmeye hazırlanıyor. Kur'an'ımız üzül beyan küllü nefsin zaikatül meft ayetinin külliyetinde nevi insani bir nefistir dirilmek üzere ölecek ve küreye arz dahi bir nefistir baki bir surete girmek için o da ölecek dünya dahi bir nefistir ahiret suretine girmek için o da ölecek manası ayetin işaretinden kalbe asılıyordu. 8. rıza ihtiyarlığın alameti olan beyaz kıllar saçıma düştüğü bir zamanda gençliğin derin uykusunu daha ziyade kalınlaştıran harbi umuminin dağ dağları ve esaretimin çeşme çeşitleri ve sonra İstanbul'a geldiğim vakit ehemmiyetli bir şan ve şeref vaziyeti hatta halifeden, şehir İslam'dan, başkumandandan tut, ta medrese talebelerine kadar haddinden çok ziyade bir hüsnü teveccüh ve iltifat gösterdikleri ziyetle cinsik sarhoşluğu ve o vaziyetin verdiği halis ruhiye o uykuyu o derece kalınlaştırmıştı ki adeta dünyayı daimi kendimi de layemuthane dünyaya yapışmış bir vaziyeti azibede görüyordum. Hani böyle ihtiyarlar risalesi gençler için, işte hastalar risalesi, hattı olanlar için. Çünkü nimet eldeyken kıymetini bilmek lazım. Burada belki 26. zileme ihtiyarlar risalesi olarak geçiyor ama aslında gençlerin daha fazla istifade edip, okuyup, istifade edip bu hakikatları yaşaması lazım geliyor. Ta ki nimet eldeyken kıymetini bilmek lazım. Gençlik elden gittikten sonra gençliğin kıymetinin bilmenin çok da bir mana ifade etmiyor. İşte sıhhat elden gittikten sonra sağlığın kıymetini bilmenin çok bir manası olmadığı gibi. İşte o zamanda İstanbul'un Beyazıt Camii Mübarekine Ramazan-ı Şerif'te ihlaslı hafızları dinlemeye gittim. Kur'an-ı Müzüzül Beyan, semavi yüksek hitabıyla beşerin fenasını ve zihayatın vefatını haber veren gayet kuvvetli bir surette küllü nefsin zayikatül meft fermanını hafızların lisanı ile ilan etti. Şimdi üstadımız burada yani bir ayetten hem nasıl istifade edilir hem de nasıl istifade ettiğini bizimle paylaşıyor. Belki biz bu ayeti çoksa işitmişiz. Küllü nefsin zayikatül meft ayetini hepimiz işitmişiz. Hepimiz manasını da biliyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Ama bu ayeti işittiğimizde bu ayetten istifademiz ne kadar oluyor? Burası sanki ehemmiyetli bir mesele. Şu Üstad buradaki istifadesini bizimle paylaşıyor ve nasıl istifade edeceğimizi de bize bir manada ders veriyor. Şimdi bu küllü nefsin zayikatül meft ayeti hafızların lisanı ile ilan ediliyor ve üstadın kulağına giriyor. Diyor şu kulağıma girip, kulağıma girip ta kalbimin içine yerleşip o pek kalın gaflet ve uyku ve sarhoşluk tabakalarını parça parça etti. İşte böyle istifade edilir yani. Değil mi? yani kulağıma girdi. Ta kalbimin içine değil mi? Yerleşip o pek kalın gaflet ve uyku ve sarhoşluk tabakalarını parça parça etti. Zami'den çıktım. Daha çoktan beri başımda yerleşen o eski uykunun sersemliğiyle birkaç gün başında bir fırtına, dumanlı bir ateş ve pusulasını şaşırmış gemi gibi kendimi gördüm. Aynada saçıma baktıkça beyaz kıllar bana diyorlar dikkat et. Yani vücudumuzda böyle meydana gelen hastalıklar, işte böyle değişmeler değil mi böyle bir bize her birisi ölümün adeta keşif kolları bize haber veriyor. Sen baki değilsin, daimi değilsin, ebedi değilsin. Sen kendindeki şeylere sahip değilsin, muhafaza edemiyorsun. Herkes gençliğini seviyor ama muhafaza etme noktasında aziz kalıyoruz. Hiç kimse ihtiyar olmak istemez ama böyle bir hakikat da var ki biz gençliğimizi muhafaza edemiyoruz. Hayatı seviyoruz, hayatımızı muhafaza edemiyoruz. Demek ki bizim dışımızda bir kuvvet ve kudret sahibi bizi hallen hale sokuyor, eviriyor, seviriyor ve bizi bir yere sevk ediyor. Yani bunların her birisi bize bunu haber veriyor. İşte saçımızın dökülmesi, saçımızın beyazlaşması veyahut da vücudumuzda meydana gelen diğer hastalıklar, musibetler gibi şeyler bize bir hakikati beyan ediyor. Fani olduğumuzu bize gösteriyor. İşte o beyaz kılların ihtarıyla vaziyet tavazu etti. Baktım ki çok güvendiğim ve ezvakına meftun olduğum gençlik elveda diyor. Gidiyor. Süratle elimizden gidiyor. Ve muhabbetiyle pek çok alakadar olduğum hayatı dünyeviye sönmeye başlıyor. Dünyaya dair çok emellerimiz, planlarımız, projelerimiz var ama değil mi? Baktığın zaman ve pek çok alakadar ve adeta aşık olduğum dünya bana uğurlar olsun deyip misafirhaneden gideceğimi ihtar ediyor. Sanki her birisinin üstünde bir soğuk damga var. Gençliğimizi çok seviyoruz ama üzerinde bir soğuk bir damga var. Ne yazıyor? Fanidir. Kalp bağlama. Seninle daimi ebedi olmayacak. Senden alınacak bu. Evet. İşte dünyayı çok seviyoruz, üzerinde soğuk bir damga var. Dünyaya dair içerisinde sevdiğimiz her neye baksak her birisinin üzerinde fanidir damgasını okuyoruz. Kendisi de Allah'ı ısmarladık deyip o da gitmeye hazırlanıyor. Kur'an'ımız üzül beyan, küllü nefsin zaikatül meft ayetinin külliyetinde nevi insani bir nefistir, dirilmek üzere ölecek ve küreye arz dahi bir nefistir, baki bir surete girmek için o da ölecek. Dünya dahi bir nefistir. Ahiret suretine girmek için o da ölecek manası ayetin işaretinden kalbe asılıyordu. Bunları belki altıncı sözdeki manalarla birleştirse her birisini seviyoruz dünyaya dair değil mi? Meftun olduğumuz, müptele olduğumuz muhabbetlerimiz, sevgilerimiz var. Gençliğimizi seviyoruz, hayatımızı seviyoruz. Peki bunları muhafaza etmenin, bunları bekaya inkılap ettirmenin çaresi yok mu? Diye bir sual geliyor. Buna da işte altıncı sözde elmi üstad ayetten aldığı müjdeyi bize veriyor. Ya bunların çaresi var. Nedir o çare? Emaneti sahibi hakikisinin rızası dairesinde sarf etmek. Ya. Birinci şey bu yani. Emanetle gençliğimizi seviyoruz. E bunu Bekaya inkılab ettirmenin çaresi nedir? O gençliği sana verenin rızası dairesinde sarf ettiğin zaman o gençlik seninle ebedi olacak. Bekaya inkılab edecek. E hayatı seviyoruz, ebedi bir saadeti istiyorsan o zaman o fani hayatı sana verenin rızası dairesinde sarf edeceksin ki o fani hayat bekaya inkılab etsin. Bunun çaresi de demek ki var. Yani Kur'an bunun müjdesini veriyor. İşte bu halette vaziyetime baktım ki Medare ezvak olan cinsik gidiyor. menşe ahsan olan ihtiyarlık yerine geliyor. Ve gayet parlak ve nurani hayat gidiyor. Zahiri karanlıklı, dehşetli ölüm yerine gelmeye hazırlanıyor. Ve o çok sevimli ve daimi zannedilen ve gafillerin maşukası olan dünya pek süratle zevale koşuyor. Gördüm. Biz de biraz dikkat etsek demek ki bu hakikatlara biz de bu manayı görürüz yani. Kendi kendimi aldatmak ve yine başımı gaflete sokmak için İstanbul'da haddimden pek çok ziyade gördüğüm makam-ı içtimainin ezvakına baktım. Hiçbir faydası olmadı. Bütün onların teveccühü, iltifatı, tesellileri yakınımda olan kabir kapısına kadar gelebilir, orada söner. İşte dünyaya dair sahip olduğumuz her şey, bütün iltifatı, teveccühü, tesellisi pek yakınımızda olan kabir kapısına kadar. Demek ki o zaman kabrin arkası için çalışmak lazım. İktisatta bir böyle tarif var. İşte en iyi yatırımcı kimdir? İleriye yatırım yapandır. Yani adam bir vardır bir yıl sonrasını görür, ona yatırım yapar. Bir 10 yıl, bir 50 yıl, bir 100 yıl en akıllısı, en dehası, en ileriye yatırım yapandır. Şimdi demek ki en akıllı olan en ileriye yatırım yapar. Yani kabrin arkası için çalışmak lazım, yatırım yapmak lazım. Çünkü burada sahip olduğumuz makamlar, mevkiler, servetler ne varsa sahip olduğumuz her birisi nereye kadar bize arkadaşlık yapıyor? Kabir kapısına kadar. Ondan öteye hiçbir faydası yok. İşlediğimiz hayırlı amellerimiz, salih amellerimiz kabrin arkasında ebedi, sonsuz bir hayatta bizim değil mi yanımızda olacak yani. Yoksa öbür türlü dünyaya dair sahip olduğumuz bütün makamlar, bütün servetler, bütün teveccühler, iltifatlar her birisi kabir kapısında sönüyor. O zaman demek ki en akıllı olan insan en ileriye yatırım yapandır. O da kabrin arkası için çalışmak lazım. Hakiki saadet ve lezzet, Üstad diyor, nerededir? Oradadır yani. Buradakilerin her birisi, oradaki saadet ve lezzetin birer gölgesi mahiyetinde. Gölgesine bu kadar meftun olup, aşık olup, hakkatına çalışmamak, teveccüh etmemek, iltifat etmemek, akıl çağrı bir iş olmasa gerek yani. Ve şöhret perestlerin bir gaye hayali olan, şan ve şerefin süslü perdesi altında, sakil bir riya soğuk bir hot vuruşluk, muvakkat bir sersemlik suretinde gördüğümden anladım ki beni şimdiye kadar aldatan bu işler hiçbir teselli veremez ve onlarda hiçbir nur yok. Yine tam uyanmak için Kur'an'ın semavi dersini işitmek üzere yine Beyazıt Camii'ndeki hafızları dinlemeye başladım. O vakit o semavi dersen ve beşirillezine amenu ilahir nebinden kutsi fermanlarla müjdeler işittim. Kur'an'dan aldığım feyiz ile hariçten teselli aramak değil, belki dehşet ve vahşet ve meyusiyet aldığım noktalar içinde teselliyi, rizayı, nuru aradım. Cenab-ı Hakk'a yüz bin şükür olsun ki aynı dert içinde dermanı buldum, aynı zulmet içinde nuru buldum, aynı dehşet içinde teselliyi buldum. En evvel herkesi korkutan, en korkunç tevehhüm edilen ölümün yüzüne baktım. Nuru Kur'an ile gördüm ki ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah, çirkin ise de fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir gördüm. Ve çok risalelerde bu hakikati kat'i bir surette ispat etmişiz. 8. söz ve 20. mektup gibi çok risalelerde izah ettiğimiz gibi ölüm idam değil, firak değil, belki hayatı ebediyenin mukaddimesidir, mebdeidir ve vazifeye hayat külfetinden bir paydostur, bir terhistir, bir tebbil mekandır. Berzah alemine götmüş, kafile-i ahbaba kavuşmaktır. Ve haçeza bunlar gibi hakikatler ile ölümün hakiki güzel simasını gördüm, korkarak değil, belki bir cihetle müştakane meftun yüzüne baktım.'' Ehli tarikatsa Rabutay Meftin bir sırrını anladım. Sonra herkesi zevaliyle ağlatan ve herkesi kendine meftun ve müşrak eden ve günah ve gaflet ile geçen ve geçmiş gençliğime baktım. O güzel süslü sarşafı elbisesi içinde gayet sirkin, sarhoş, sersem bir yüz gördüm. Eğer mahiyetini bilseydim birkaç sene beni sarhoş edip güldürmesine bedel Yüz sene dünyada kalsam beni ağlatacaktı. Nasıl öylelerden birisi ağlayarak demiş, Leyte şebaba yaudu yevmen fe uhbirahu bime faalul Yani keşke gençliğim bir gün dönseydi, ihtiyarlık benim başıma ne kadar hazin haller getirdiğini ona şekva edip söyleyecektim. İşte o zatlardan birisi böyle diyor. Yani ihtiyarlamış, gençliğini, kıymetini bilmemiş, değil mi? Gençliğini su istimal etmiş ama ihtiyarladığı zaman insan demek ki o hakikati da görüyor yani. Çünkü diyor ki hem dünyada hem kabirde hem ahirette, değil mi? Gençliğin taşkınlıkları yani dünyada başlıyor. Kabirde devam ediyor. Haşirde, ahirette de değil mi ya? Ebedi bir hayatın mahvuna vesile olacak bir hakikat yani. Için e, gençlik böyle hayatın bir mukaddimesi gibi, e, bir binanın temelleri gibi sağlam bir zemin, sağlam bir temel atıldığı zaman nasıl ki o bina daha sıhhatli, daha sağlıklı, daha uzun ömürlü oluyor. Aynen öyle de insan da işte böyle gençliğini israf etmeden, değil mi? gaflete düşmeden ne yapmak lazım? O gençliği verenin rızası dairesinde o hayatı değerlendirmek lazım. Ve onu bir fırsat bilmek lazım. Ebedi bir hayatın elde edilmesi için verilen bir fırsat ve bir defa verilmiş bir fırsat. Yani ikinci bir şey yok yani. yani sınav, işte diyelim üniversite sınavına adam hazırlanıyor. E bir sene olmuyor, iki sene olmuyor, üç sene, beş sene. Ben on seneye kadar yerini biliyorum. On sene adam hazırlanıyor. Yani şansı var ya bir daha girebilir. Bir daha çalışır. Ya bu sene olmadı bir daha hiç sene olur. Böyle kendini teselli edebilir. Ama bu ahiret sınavı bunun gibi değil. Bir defa yaşıyoruz bu hayatı. İkinci bir ya bir, bir insan Alman ve İngiliz kadar serveti, kuvveti olsa, ilmi olsa ya şu yaşadığı günü bir gün son öncesine gidemez yani. Bugün bitti yani. Bugün gün siyah kefenini giydi, Zaman hükmünü izra etti ve bize verilen bugünkü imtihan sayfası kapanmak üzere. Ya şu an son paragrafı yazıyoruz yani adeta. Elimiz elimizde kalem her bir yaşadığımız dakika zaman dilimi kalem gibi yaşadığımız ömür bir sayfa gibi yazıyoruz. Kendi amel defterimizi kendimiz yazıyoruz. Ve kendi defterimizden muhasebe göreceğiz. Yazdığımız kitaptan muhasebe göreceğiz. Onun için her bir günü bir fırsat bilmek lazım. Her bir gün benim için ahireti kazanmak için bir imkan ve fırsat günü. Adam diyor kampanya yapıyor işte. Kaçırmayın diyor. Şu kadar indirim yaptı. Yani her bir gün aslında ahiret için bir kampanya gibi, bir fırsat gibi değerlendirmek lazım. Çünkü ciddi. Bugün bitti yani. Bugünü dünya kadar servetimiz olsa, ilmimiz olsa geriye getirmek mümkün değil. Bitti. Yani ne yazdıysak bugün şu amel defterimize ahirette onunla muhasebe olacağız. Onunla ona ona göre muamele göreceğiz. Değil mi? cehennem ve cennet kendi yazdığımız amel defterimizin neticesinde ortaya çıkacak yani. O da neyimizde? İşte her bir gün bir fırsat bilmek lazım her bir an Cenab-ı Hakk'ın rahmetini değil mi, kazanmak için bir fırsat olarak değerlendirmek lazım. Her bir an yani. Her bir namaz son bir fırsat olduğu gibi yani. Her bir, her bir günde son günümüz gibi. Her bir namazımız, son bir namazımız, her bir dakikamız, her bir saatimiz, son saatimiz, son dakikamız gibi bilsek o şekilde hayatı değerlendirirsek değil mi? O hayat daha bereketli, daha istikametli, daha nurani olur. Eğer istikamet, iffet, takva beraber olmazsa çok tehlikeler var. O kadar mühim şey. Ve censik o vaziyeti diniyesini bilip su istimal etmeyenlere kıymetdar, zevkli bir nimeti ilahiyedir. Gençlik böyle bir nimet iken, hayat bir nimet iken ama onun eğer hüsnü istimal değil de su istimal ettiğimiz zaman ya o gençlik bizim o hayat bizim ebedi saadetimize vesile olacağı gibi değil mi? Ebedi sonsuz bir hayatı kaybetmeye de vesile olacak bir şey. Evet bu zat gibi censin mahiyetini bilmeyen ihtiyarlar censiklerini düşünüp teessüf ve tahsürle ağlıyorlar. Halbuki censik eğer ehli kalp, censik nimettir ama nasıl bir nimet eğer censik ehli kalp, ehli huzur, aklı başında, kalbi yerinde bulunan müminlerde olsa ve o gençliğini ibadete ve hayrata ve tizareti uhreviyeye sarf etse, en kuvvetli bir vesile-i tizaret ve güzel ve şirin bir vasıtayı hayrattır. Ve o gençlik vazife diniyesini bilip su istimal etmeyenlere kıymetdar zevkli bir nimeti ilahiyedir. Eğer istikamet, iffet, takva beraber olmazsa çok tehlikeleri var. Hele bu asırda bu istikamet, iffet ve takva daha da kıymet addetmiş yani. Bu zamanda. Yani her yerden günahlar adeta böyle ehli imanın kalbindeki o nuru imana taarruza geçmiş. E şimdi insan onlara karşı bir tedbir almazsa, onlara karşı değil mi bir sipere sığınmazsa, onlara karşı böyle kendini muhafaza etmenin gayretinde olmazsa o hayat o gençlik onun için çok büyük tehlikeler arz edebilir. Belki hayatı dünyeviyesini de bərbad eder. Belki 1-2 sene gençlik zevcine bedel ihtiyarlıqdan çox sənələr qam və kədər çəkir. Madem əksər insanlar da gənçlik zərarı düşür. Biz ixtiyarlar Allah'a şükr etməliyiz ki, gənçlik təhlükələrindən və zərarlarından kurtulduk. Hər kəs kendisinden e, alt yaş grubuna göre ihtiyardır. İhtiyarlık dediğimizde sadece böyle işte yüz yaşına gelmiş, 80 yaşına gelmiş olarak addetmemek lazım. Herkes bir alt yaş grubuna göre ihtiyardır. Ya. Ve e, ölüm genç ihtiyar ayrımı yapmadan değil mi geliyor? Yani kabristanlarda yatanların yarısı herhalde gençtir yani. Şöyle bir ibret zinciri bakılsa yani böyle bir hayat garantimiz yoktur yani. Ben 80 yaşına kadar yaşayacağım. Ondan sonra öleceğim. Böyle bir şey yok yani. Hani böyle bir hem de Fatih'e okumuş oluruz. O zaman bir şey var da 40 o zaman bir hatıra vasısı var. Onu da nakledip şu paragrafı okuyup bitireyim. Böyle o zaman yana liseli bir genç geliyormuş. gelmeye başlamış tabii uzun yıllar öncesinde. Hocam buna böyle zaman zaman demek ki böyle sohbet ediyor, ders okuyor. Bir gün gelmiş demiş ya hocam ben şöyle bir şey düşündüm. Ben böyle 40 yaşına kadar işte gezeceğim, tuzacağım işte hayattan, böyle dünya hayatından lezzet alacağım. Ondan sonra 40'ından sonra da kuvvetli bir tövbe edip namaza, niyaza, ibadete, ubudiyete başlayacağım. O zaman da dinlemiş, demiş maşallah iyi düşünmüşsün. Tebrik ediyorum ama demiş bir şeyi soracağım da demiş sen Azraille anlaştın mı sana kırkına kadar müsaade etti mi diye aman bocam diyor Azraille anlaşılır mı konuşulur mu deyince tabii aklı başına geliyor yani yani bizim öyle bir garantisi olmayan bir hayatımız var yani belki bugün son günümüz bilmiyoruz yani. yani yani son günümüz son namazımız son dakikamız yani bilmiyoruz yani pamuk ipliğiyle bağlı adeta. Yani haliyle her bir günü bir fırsat bilmek lazım. Her her bir günü hayatı ebediyenin kazanması için son fırsatım yani. Bu günü değerlendirmem lazım diyebilmek lazım. Madem ekser insanlarda sonra ekser nasın aşık ve müptela olduğu dünyaya baktım. Nuru Kur'an ile gördüm ki birbiri içinde üç külli dünya var. Biri esma ilahiye bakar onların aynesidir. İkinci yüzü Ahirete bakar, onun mezrasıdır. Üçüncü yüzü ehli dünyaya bakar, ehli gafletin melabecahıdır. Hem herkesin bu dünyada koca bir dünyası var. Adeta insanlar adedince dünyalar birbirisine girmiş. Fakat herkesin hususi dünyasının direği kendi hayatıdır. Ne vakit zismi kırılsa dünyası başına yıkılır, kıyameti kopar. Bazen böyle insan kıyameti bekliyor ya, her an senin başına senin kıyametin kopabilir. Her an başımıza bir kıyamet kopabilir. Bizim ezelimiz bizim işte kıyametimizdir. Ehli gaflet kendi dünyasının böyle sabuk yıkılacak vaziyetini bilmediklerinden umumi dünya gibi daimi zannedip prestij eder. Başkalarının dünyası gibi sabuk yıkılır, bozulur. Benim de hususi bir dünyam var. Bu hususi dünyam bu kısacık ömrümle ne faydası var diye Düşündüm. E bir de şöyle bir şey var. Hani ölüm gelince biz başkasına veriyoruz. Yani nefis bunu hiç üzerine almıyor. Hastalık gelse, musibet gelse bir başkasına veriyoruz. Ölüm gelse başkasına veriyoruz. Kendimizi adeta layemutane ebedi sanki dünyada kalacağız. Ebedi emellerimiz, hedeflerimiz, planlarımız, projelerimiz. Ama bunları düşünürken bir de düşünmek lazım ki azaba bana verilen şu dünya imtihanında zaman ne kadar kaldı yani değil mi? Yani onun için nefis bunları üzerine alm almıyor. Yani tevehüme ebediyet diyor üstad. Ebedi dünyada kalacakmış gibi plan ve projeler peşinde koşuyor. Halbuki insan değil mi? Aziz yani işte bir kalp dediğimiz bir et parçası çalışmasından hiç haberimiz yok değil mi? Hiçbir yani ihtiyar ve iktidarımızın Tamamen dışında yani. Bizim hiçbir katkımız yok yani şu hayatın devamı için. ya Cenab-ı işte kayyum ismi, hay isminin tezellisiyle bizi ayakta tutuyor. Hayatı devam ettiriyor. E bir an onlar çekildiği zaman işte her şey senin başına yıkılıyor yani. Şimdi hem benim hem herkes için nuru Kur'an ile gördüm ki hem benim hem herkes için şu dünya muvakkat bir ticaretgah. Dünyayı böyle bileceğiz. Şimdi burada Üstad birkaç tane dünyanın tarifini yapıyor. Onları okuyup bitiriyoruz. Hem benim hem herkes için şu dünya muvakkat bir tizaretgah. Ya. Tizaretimizi yapacağız, gideceğiz. Hem ve her gün dolar boşalır bir misafirhane. Misafirliğimize bileceğiz. Misafirin şey değil mi? Ev sahibinin rızası dairesinde hariçt Yani misafirin en güzeli, en hayırlısı odur. Ve gelen geçenlerin alışverişi için yol üstünde kurulmuş bir pazar. Ve nakkaş ezelinin tezeddüt eden hikmetle yazar bozar bir defteri ve her bahar bir yaldızlı mektubu ve her bir yaz bir manzum kasidesi ve o sani zülzelalin zilve esmasını tazilendiren, gösteren ayneleri ve ahiretin fidanlık bir bahçesi ve rahmeti ilahiyenin bir çiçeklandığı ve alemi bekada gösterilecek olan levhaları yetiştirmeye mahsus muvakkat bir tezgahı mahiyetinde gördüm. Bu dünyayı bu surette yaratan Halık-ı Zülcelal'e yüz bin şükrettim ve anladım ki dünyanın ahirete ve esma-i ilahiye bakan güzel iç yüzlerine karşı nevi insana muhabbet verilmişken o muhabbeti su istimal ederek fani, çirkin, zararlı, gafletli yüzüne karşı sarf ettiğinden bu dünya ra'su kulli hadi hadisi şerifinin sırrına mazhar olmuşlar. Demek ki yani birinci ve ikinci yüzüne muhabbet meşru için üçüncü yüzü hataların ne oluyor? Başı oluyor. Yani hataların başı oluyor. Bize bu birinci ve ikinci yüzüne muhabbet etme verilmiş ama üçüncü yüzüne ehli dünyanın melabecahı olma cihetiyle o yüzüne muhabbet için görülmüş. İşte ey ihtiyar ve ihtiyareler ben Kur'an'ın hakimin nuruyla ve ihtiyarlığımın ihtariyle ve iman dahi gözümü asmasıyla bu hakikatı gördüm. Ve çok risalelerde kat'i bürhanlarla ispat ettim. Kendime hakiki bir teselli ve kuvvetli bir rica ve parlak bir ziya gördüm. Ve ihtiyarlığıma memnun oldum. Ve cinsin gitmesinden mesrur oldum. Siz de ağlamayınız ve şükrediniz. Madem iman var ve hakikat böyledir, أهل على عالسن أهل دلالة عالسن وآخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة